Yeni bir günde yeni bir videoda sizlerle beraberiz. Biz annemlere geldik. Şimdi Lütfiye evdeydi bugün. Annemlerle vakit geçireceğiz. Hep beraber yukarı çıkalım şimdi. Hava da çok güzel bugün. Birkaç gün yağmur yağdı, hava serindi ama Asya'cığım hava çok güzel değil mi? Güzel mi hava Asya? Evet, güzel. Hava da çok güzelmiş. Dışarıda da vakit geçirilebilir aslında da. Yukarı çıkalım şimdi. Evet, yavaş yavaş yapıyoruz. Büyük anneanne bekliyormuş Asya. Çıkalım mı yukarıya? Çıkalım Asya. Dodo da gelecek birazdan. Bağır da Dodo'ya. Dodo de. Dodo. Dodo çok geldi. Gel de. Evet. Gel. Gel. Dodo geldi. Hadi çıkalım mı? Hadi gel. Gel gidelim. Asya bu tarafta. Burada gel bu tarafa. Buradan gideceğiz. Bahçede şey vardı. Nereye koydular acaba onu? Eve mi aldılar ki acaba? Hava soğuk diyor çünkü. Yok bahçede. Aa içeride de kedi var Asya. Gördün mü? Yatıyor bak. Kedinin içeri. Üstünde. Gel göstereyim. Nereden görüyorum? Hmm. Burada bakıyorlar demek ki. Demek ki baksana çünkü uysal yani. Yaklaşıyor direkt. Tam sürtün de bana inmiyor. Aynen. Nasıl? Asya? Asya çok seviyor. Sürtünüyor bir de yani. Aynen. Hadi gel çıkalım. Dede. Evet evet. Kedi. Dedenin arkasında. Bak şimdi dedenin bacaklarını sürtüyor. Dışarı çıkmasın da belki herhalde çıkartmıyorlardır. Kapatalım kapıyı evet. Asya'nın da şansında nereye gitsek hemen bir kedi köpek görüyoruz. Bak diyor. Asya ne yapıyor? Oyun mu yapıyor? Bir o taraftan. Yürüyüş yapıyor. Hadi gel anneannem bekliyordu şimdi gördük. Ay minik kediymiş bu Asya. Küçük kedi mi o? Hadi yürüyüsek mi geçtik? Tamam. Sen de bas Asya. Sen de bas düğmeye yetişebiliyor musun? Ay kız ne yetişiyorsun ya büyümüşsün. Bir de kafasını sallıyor. Evet çok büyümüş kızım. Bir daha bas. Geldi mi asansör? Geldi kapı açılıyor. Açıl be. Açıl susam açıl. Dedemiz bekliyor gel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Büyük anneanne. Asya dedeyi sor. Dede nerede de? Hoş gelmiş. Dede hoş nerede? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Asya, Dodo evet, yok top. Daha. Gel. Hayır, top diyor. Gel ayakkabılarını çıkaralım. Gel anne gel. Canım. Dodo da gelecek şimdi. Hoş geldin. Dodo kalbisi okuldan gelecek şimdi. Annem bugün gelmişti. Çapkası da yakın söylemiş bu kızın. Bir de var içeri. Hadi dedeye geçecek ya. Gel bakalım. Dede içeri geçelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yaptınız? Merhaba hoş anne. Geldin. Hoş bulduk anne. Hadi gel bakalım içeriye. Şapkayı da çıkartalım. Topunu da bırakmıyor ya. Asya'nın tokasını gördünüz mü? Niki fareli. Niki içeri dedeye gider. Dede içeride. Dede içeride. Dede içeride. Dede gider. Hadi kızım. Hadi kızım. Kaç. Tamam. Evet. Evet. Pantiflerini giyelim Asya. Gel canım duşluyu asalım. Elbiselerimizi asalım. Ayakkabılarını giyelim. Gel Asya. Ayakların üşümesin. Evet, gel bebeğim. Hava ne kadar güzelmiş hadi. Ha, dışarıda. Dışarı çok güzel. Evet. Gel. Yarın daha bir derece fazla değil. Anneanneye bir gösterelim ayakkabılarını gel. Hadi gidelim içeri gidelim kızım. Hadi kızım. Dede içeri mi dede içeri? Gel. Anneanne. Ha anneannem gel. Oyuncak alacak. He, Doruk'un odasına gidelim. Doruk'un odasına gidelim değil mi? Alıp göndermiş yes, mi? Buraya gönder. Bu Fadime halamın hediyesi. Halam izler şimdi. Görür. He. Ha şimdi ancak bak giyebildi. Halasını giydirdik. Kıyafetini. Yo geçen yıl değil Asya'nın doğduğunda almıştı. Anladım. Ama bu sene ancak oldu. Yok. O zaman ne güzel oldu. Geçen yıl biraz. Ha çorabıyla. Etiyle takıl. Yok. Kolak kız olmuş canım. Büyümüş mü dedesi? Büyümüş mü dedesi? Çekiyor muyuz bunu Asya? Asya bak kuyruğuna bak.
Gördün mü? Aa, Aslı'ya balık aldılar. Evet. Evet, dün babası iki tane canlı balık almış kızım ha. Aslı'nın ilk akvaryuma koydu. Ay bayıldı bayıldı. Sen de çek alttan. Seviliyor mu? Şu, ha yem attı. Şeylerden mi? Şu doğru şey akvaryum. Evet evet, küçük motorsuz. Şimdilik hani bakamaz tabii o kadar diye. Şeyler? Onun? Bak şimdi ben balık değil mi ya? Babam hayvanları çok sevdiği için. Sen bizim ofisteki akvaryumu görsen şu baştan şuraya kadar koskoca bir akvaryum var. Bu akçeye dayanır bir şeyin küçük balıklar vardı. Yapın değil de. Bir bana adını getiremedim. Bak yavrum bir sürü şu anda da. Beta balığı olmadı mı? Senin için balıkların alt giysin. Japon balığı. Sadece Japon satıyorlardı. Yapın değil tamam. Hadi Allah. Allah. Asya şuralara basar mısın? Bak şunlara. Asya şu çıkıntılara bas. Pıt. Pıt. Sen nasılsın baba? Hava, bas hadi. Allah her yeri yarabbim. Hava ne kadar güzel diyorum dışarıda bugün. Ay yeni girdim ben. Ben dışarıdaydım. Evet. Siz gelecek diye. Annem bana soruyor. Bir de bana. Ay. Bir de bana buraya. Bugün senin çayının içine nasıl attı ekmeği? Bu nasıl düştü? Şurada pat diye ya. Şuna baksana. Hayır tam isabet ettirdi. Takipçilerimizden Merve var. O diyor ki basketbolcu olsun ileride. Al vereyim. Vur ayağına vur. Oy iyi bak kaçtı. Vur ayağına vur. Vur Asya gol. İsabeti çok güzel beceriyor isabet ettirmeyi. Asya geldi top bir daha at. Gol yap. Hop. Hadi. Asya. Annem tabii her zamanki gibi bir şey yedirmeden durur mu? Yağlama yapacağız şimdi. Lütfen'in de ne zamandır canı istiyordu. Biz de uzun zamandır yapmadık. Bayağıdır yapmadık. Kayseri yağlaması yapacağız bugün. Annem hamuru yoğurmuş. Hamuru ben yaptım şimdi. Da şimdi içini hazırlayacağız. Soğanın kilosu 15 liraya falan çıktı. Allah'ım. Ha 15 liraydı pazarda. Tövbe estağfurullah. Geçen ben patates 8 liradan almıştım. İşte zamlanmış. Ama güzel şey yoktu. Soğan yoktu. Doğru dürüst dediği gibi soğanlar da güzel değil. İçine kabarmış. Evet hemen yumuşuyor nedense. Dayanmıyor. Bekleyin şimdi ne olacak? Satmıyor lan ondan sonra. Evet. Biber koyayım mı? Çok pahalı her şey. Tabii tabii koy. Kıyma kavrulsun onu sonra. Sen kendi koy da gel. Şeyde koy. Evet sen koy ben soğanı da oraya mı? Ha. Yeşil biber. Kırmızı biber. Domates koyacak. Lütfi eskiden beri ne yapacağımıza evet kararlarımız o. Yemeği çok sevdiğim için ona bir boğa buldu tabii. Lütfi'ye de. Benim gibi o da yemek yemeyi seviyor. Yemek yemeyi zor mu? Kıymamız da 800 gram falan. Değil mi? Orta yağlı kıyma. Anne. İçerimizde mi çok? Orta yağlı. Ama yemekleri çok güzel olur kayınvalidemde. El lezzeti muhteşem bir onun da. Eskine kadar mı? Şimdikiler. Ay çok lezzetli olur evet. Annem pratiktir. Hemen 2 dakikada yaparsın anne sen. Yani elim pratik. Mesela ben o kadar pratik değilim. Niye? Lütfiye de pratik mutfakta. Fatma abla? Ay Fatma yengem zaten müthiştir. Öyle büyükeltim. Mi? O kadar pratiktir ki. Öyle mi? İnanılmaz, inanılmaz. Bir keresinde sofradayız tam yemeğe oturduk. Fatma yengem dedi ki ayran yapayım mı dedi. Daha biz birbirimize bakıyoruz. Karar veremedik. İçsek mi içmesek mi? Yaptı getirdi bile. Yapmış getirmiş bile. Ne kadar güldüydük ona ya.
Daha biz kararımızı veremeden ayranı hazırlamış bile. Çok pratiktir. Ya o da tabii çalıştığı için öğretmen emeklisi. Tabii. Pratikliğe mecburen. Alışmış o. Tabii pratik olmak zorunda. Ben herhalde hani çalışmayınca evde ağır ağır yapacağım diye. Bir yana kapını açım ezberdir ki bir iş yaparım der. Ben senin yanında elim ayağım şaşıyor derim. Ha, sen çabuk yaptığın için ben. Evet. Ben sakin sakin yapacağım der. Ya. Herkesin farklı tabii. İş yapış şekli farklıdır. Temizlik yaparken de öyle. Hani kimisi toz almaya önce başlar. Ondan sonra işte kimisi ev süpürmeye önce başlar değil mi anne? Herkesin farklı. Güzel yer kadını bilmiyorsun. Bakın. Geçen. Ha. Önce toz alıyor. Ondan sonra ev süpürüyor. Ha. İşte yani öyle yapan var. Doğru. Herkes farklı. Biz bir kere temizlik videosu çektik. Temizlik videosu çekmek gerçekten zor bir şey. Tabii. Çünkü ben hani çok detaylı yapıyorum. Yani onu da videoda hani çekmek çok zor oluyor gerçekten de. Eğilip mesela silmeyi, dizleyip de silmeyi çok sevdiğim için. Bilmiyorum, o da çekimde zor oluyor. Nefes nefese kalıyorsun. Şu biberden dolma yapsak olur mu sen? Hani biraz kabuğu kalın olur bence. Yani pek güzel olmaz gibi geliyor. Kapya biberle olmaz. Kapya yok, kapya değil bu da dolma biber ama kırmızısı. Sen seriye gitmişmiş değil mi? Oradan koymuşlar. He. Biraz kabuğu kalın yani. Ama sararmış. Olabilir yani. Aa, bunun turşusu çok güzel oluyor. Yani içini dolduruyorlar ya. Lahanayla falan. He. Ulan yeter mi? Bence yeter. Hı hı. Antalya'nın pazarları gerçekten çok zengin her yönden. Şu anda tabii yaz sebzeleri, kış sebzeleri birbirine karışmış durumda. Ha şey vardı pazarda bir de, taze bezelyenin şeyi çıkmış. Hani içlenmemiş hali oluyor ya anne. Ama paka mı diyor, paka mı diyor? Yok, araka mı? Araka mı? Araka. İçine çekirdeklenmiş hali mi araka deniyordu? Hmm. Ondan bile çıkmış. Pazarda gördüm. Zaten var. Değil mi? Hmm. Hani bu biberleri yıkadın mı sen? Hmm. Bunlar iyi. Olsa bir daha vereyim. Yok yeterli. Yeşil biber de vereceksen. Yeşil biber iki tane şu varmış ya. Şey, tamam. Kuzuk da var içine. Tamam. Olur. Ben de yazdan biber bolken şey yaptım. Doğradım koydum anne. Çok iyi oluyor. Havucu da mesela yazın havuç çok bulunuyor ya, havuçta ben doğruyorum, buzluğa atıyorum. Evet evet. Buz salatasında özellikle hani buz salatasını çok yapıyorum ben. Onun içinde iyi oluyor. Soğan acıymış, gözümü yaşarttı da. Var mı? Ha ha. Lütfiye hiç doğrayamaz. O gözleri çok yanar. Renkli gözlü olduğu için herhalde çok hassas Lütfiye'nin. Yani ağzına su alınca diyorlar acıtmaz. Ondan sonra başka neydi anne? Ha, çeşmeyi açık bırakırsan yakmaz diyorlar ama hepsini denedik. Hepsinde de o... Değil mi? İşe yaramıyor. Hiç işe yaramıyor hem de. Kıymamız kavrulduktan sonra soğanımızı ekleyeceğiz. Konserve mi koyacağız? Normal domates mi doğrayacağız? Şuna doğrayacağım. Annenin yaptığı domatesten, sostan koyacağız. Evet, şundan doğradım. İçine koyayım mı acı? Acı mı? Asya'yı yemez ya. Yok, belli olmuyor demek. Tamam. Bu biber salçası mı? Şey verelim. Acı. Bıçağı. Acıyı çocuklar olunca çok kullanmıyoruz. Normalde aslında biz severiz. Muzaffer de, ben de çok seviyorum acıyı da. Bir arkadaşım da Isparta'da, kulakları çınlasın,
O da yağlamaya perişan mantı derdi. Aslında mantıyla çok benzer yani hamur, işte kıyma var içinde. Üstüne yoğurt yapıyorsun. Diğer bir adı da perişan mantı derdi bir arkadaşımız. Yağlamanın. Getir soğanını koy istersen. Soğanını koyalım mı? Biber yeter mi? Koruma biber vereyim mi? Biber yeter ya. Tamam. Ha, soğan bol ya zaten. Hı. Ama yoğurdu büyük bir şey yapalım mı? Ha, evet anne. Yoğurdunu da hazırlayalım. Çay bırak. Başka çay. Sonra içelim çayı. Lütfiye zaten içmiyor çay. Ay ben de kahvaltıda o kadar çok içtim ki. Güzel bir şuna alalım mı? Azıcık kavrulsun için. Tamam. Sarımsaklı yoğurdunu da hazırladık. Süzme yoğurtla. Bayağı koyu bir kıvam oluyor tabi. Annem biz gelmeden ekmeklerini yapmış, pişirmiş bile. Biz biraz geç kalınca. Anne bunu normal... Heh, şunlar bazlama yapmış annem de. Hamuru mayalamış. Hamur hazırlandı da. Evet, mayalı hamurdan bunları pişirmiş annem. İnce ince yapmış sağ olsun ya. Şundan koyayım mı üstüne biraz daha yoğurt? Olur anne. Yoğurdu bol olunca güzel oluyor çünkü. Ben de ekmekleri daha pişireceğiz sanıyorum. Annem diyor pişirdim bile ben. Pişirdim. Ben çıkarsanız ne zaman pişireceğim? Lütfiye acıkmıştı. Geç yaptı kahvaltıyı da. Lütfiye. O erken yemiş. Getir. Ha, biraz daha yoğurt ekleyelim anne. Yeter. Şey yapmazsa ekleriz üstüne. Ha. Az gelecek olursa. Antalya'nın kışı da bu sene bir garip oldu değil mi? Geçen yıl daha soğuktu. Bu vakitler. Bu sene soğuk mu? Evet ya. Herhalde yaz da geç gelecek gibi geliyor bana. Sen yoğurdu kullanınca şeyine şöyle kızart üstüne. Geç bir ay dursa bozulmuyor. Öyle mi? Tabii. Ha, bak süzme yoğurt hemen dediği gibi bozuluyordu. Üstüne kullanıp aldığın zaman üstüne hemen tuz atıyorsun. Azıcık tuz at. Geri koy. Hiç bozulmuyor. Ya. Eskilerin bilgilerinden çok çok faydalanıyoruz. Bunları not almak lazım aslında. Şeyini koy istersen. Sosunu koy. Annem sağ olsun hiçbir şeyi araya vermez. Her şeyi değerlendirir annem maşallah. Azıcık istersen su koy. Annemi böyle bir yere yetkili falan yapsalar. Hiç tuz atmadık ama. Tamam tuzunu da atalım. Salça koyacağım. Tabii salça koyalım ben lazım. Üstüm. Anne senin maliyeyle ilgili bir yere bir şey yapsalar biliyor musun? Salça tuzlu ya. Şey de tuzlu bak diyorlar. Ha bu değişikmiş hani. Ben tamamını açtım. Değişikmiş tuzun kapağı da. He, kapağı aynı. Evet, tuzunu da atayım. Kapaklı böyle değişikmiş, evet. Aynen bir şeyler seher seviyor. Seher görünce değişik şeyler, evet. O hemen alır. Azıcık şundan koy. Biber. Salça. Biber salçasından mı? Azından koy. Tamam. Aslı sevecek mi bakalım? Koy biberden. Ne var ya ondan koyar mı? Yo domates salçası koyalım bence. Değil mi? Evet. Tamam. Biraz sulu olacak içimiz. Hı. Az olursa bir tane daha açalım lütfen.
Yok yok, biraz da domates salçası koyalım buna. Tuzunu attı, karabiber. Sonra atalım ineceği zaman, değil mi anne? Ha, orada ya, at istersen daha ne alsın. Gel. Annemin kendi yaptığı salça. Bu yıl ki anne. Hı, geçen yıl ki mi? Birazcık daha koy istersen. Bu seninki. Bu seninki. Ben daha bu seninkini açmadım. Güzel, maşallah. Annem her yıl sağ olsun yapıyor salçamızı. Bulgurumuzu, tarhanamızı, eriştemizi. İyi mi şey salçası? Sanki birazcık daha koy anne. Rengi. Çok teşekkür ederim. Rengi az oldu çünkü. Biber salçasına koysaydık tekrar. Biber de... Koksun demiş. Tadım olursa diye. Allah Allah. Asya tabii içeride Doruk abisinin oyuncaklarıyla oynamaktan büyük keyif alıyor. Ay yeleğini mi giydin sen? Anne ne gelmiş, kız gelmiş. Araba abinin arabası. Sevdin mi arabayı? Evet çok sevdim. Abinin arabası. Tamam mı? Ay kucağıma mı geleceksin sen benim kız? Bak mama yapmış. Yaptınız anne. Mı? Evet. Olmuyor mu canım maydanoz? Yok anne maydanoz olmuyor ona. Evet orada da bazlama yapmış. Aa bazlamadan birazcık verelim mi eline? Evet, salça biraz daha ekleyebilirsiniz. Biraz az gibi değil mi? Evet salçası az. Ay Allah. Ama çok seviyorum. Çok mutlu oldum. Allah kopattı. Çok saçma. Büyük anneanne ne güzel ama yapmış. Ama renginden dolayıdır. Hamur işlerini ne güzel tadı yapmış. Güzel mı? Olmuş mu? Çok güzel olmuş. Sen bu arabayı nasıl sürdün ya? Allah gidiyordu yakaladım. Uzun. Gidiyor. Nasıl? Gidiyor. Çok güzel olmuş. Asya. Tuz da gayet iyi. Aa sarımsak koymadık o içe. Aslında sarımsak da koyuyor anne. Koyalım şimdi. Ha, iki tane doğrayalım. Yok yok. Pişer küçük küçük doğrayalım mı? Sarımsak da çok lezzetli oluyor. Sarımsaklı yoğurt var ama olsun antibiyotik hepimize iyi gelir. Bak. Tamam. Aman. Şu bıçağı da aman. Azıcık da biber salçası bak siz beni dinleyin. Tamam, şunun içine doğralar hem. Niye? Elin içine bak kesmesin. Güzel mi mama? Çok güzel olmuş. Evet. Biber bu mu? Yok, yok. Domates. Anneciğim. Ah bir daha istiyor. Yedi hemen. Bir daha mı istiyorsun? Şunu verelim. O sarımsak. Sarımsak. Sarımsaklı yoğurdu çok seviyor Asya. Değil mi? Hı hı. Makarnayı falan yapınca üstüne sarımsaklı yoğurdu çok seviyor. Al bakalım. Evet, arabanın 4 tane mi tekerleği varmış Asya? 1, 2, 3, 4. Ay acıktım. Çayla koyalım mı? Anneannem bilmiş. Çay sonra içeriz anne ya. Değil mi? Ha, Lütfiye zaten içmiyor ya çayı. Tamam. Şeker mi? Sarımsak doğru. Doğru birkaç tane. Hah, onu da mı aldın? Ne oldu? Ay, biri bitmeden bu elle de aldı. E tabi canım. Çok acıkmış. Olacak. Stok yapıyorum. Çok acıkmış kızım beni. Aslan gelmeden çorba içirdim. Sarımsak orada mı? Buradan burada. Annem tedarikli kadın. Sarımsakları da soymuş, kavanoza koymuş. Ya hazır oluyor, yiyor benim. Ha ha, bu şekilde. Bak rengi anne biraz daha iyi oldu. Bir baksana sen. Aynen, evet annem. Evet. Şunu bir açalım. Sarımsak. Büyük anneanne böyle soymuş, hazırlamış kızı. Lazım olunca alıyor buradan, kullanıyor. Kullanıyor, evet. Ağzını kapat istersen biraz kapat. Kaşığı içinde ne? O zaman azıcık daha su eklememiz lazım çünkü. Tamam bunu ye ondan sonra. O yeter. Dur elinle delme onları. Dur kapatalım. Ekmeği batıracağız ya içine. Kapatalım. Dur bakalım. Asya burada ekmeği. Güzel mi? Büyük anneanne güzel yapmış mı? Evet çok güzel yapmış büyük anneannesi. Güzel mi Asya? Bir de ben bakayım tadı nasıl olmuş merak ettim. Koyayım mı azıcık su? Devam bakayım. Ha, azıcık su koyalım anne. Dün ya şu öndeki pideciye gittim. Ha. Niye? Ne var ne yok bir sorayım dedim. Baba
Ne? Bir de... Ne diyorsun? Evet, yağlamamız diye bir şey diye bu. Servise hazır hale geldi. Uçlarını ıslatıyoruz. Ekmeklerin kuru kalmasın diye. Annen ne? Niye sen seni? Anca sen anlıyorsun. Biraz sulu içimiz. Tatlı mı? Tatlı de. Çok tatlı de. Hele bayla değil. Çok tatlı. Tatlı mı o? Dede. Dede. Evet dede oradan. Hiç, ağzını hiç bakmadın mı? Hiç dişi var mı hiç? Var var. Bunu 3-4 kat yapacağız. Ağzına şöyle mi üstüne? Dişi var. Aaa! Ne var buraya dedesi? Dedesi de var buraya dedesi. Dedesi yesin dedesi. Ağzına sen ağzına koyma. Çok mu? Çok çabuk oluyor. Bir de çok koyunca parçalanıyor ya. Yemesi çok zor. Bittiye diyorum. Sonu yedin sonra. Bunu üçer tane koyalım. Deseniz, değil mi? Yedik. Muu diyor. Muu. Yersek alalım. Bittiye ver babana iki tane koy. Ha sonu yedin ondan sonra. Dursun. Annesi yedikten sonra bir de bundan soy. Şimdi bunu yiyecek şey misin? Baba. Ver dedesi yesin. Hele ondan azın bir yere. Yiyeceğim dedi hele. Güzel yiyor. Yiyecek misin? Evet. Ya sen hepsini anlıyor. Sana çocuk denmez ya. Burada cevap veriyor. Ha? Bakalım. Hadi bir ye bakayım. Yiyebiliyor musun? Aferin. Ortasına da şurayı anne. Küçük ısır, küçük. Yoğurt koyarsan sen. Durup gibi. Tam ortasına. Küçük ısır, küçük. Tamam. Biliyor da biliyor. Küçük, tatlı mı? Anne çok tatlı. Ne var? Bütüye çok acıkmış. Aşkım, ay. Acıcım var mı ya? Bunu suya yedin mi? Şu çişini bir deneyin şimdi. Yemeyecek şimdi muhtemelen. Aşkım bizim ne yiyor? Yok mu ya? Bütüye şu kıymadan arasında böyle koyup koyup da versek. Sever mi acaba yoğurda batırıp da? Deneyeceğim. Asya'ya. Asya sevecek mi? Şimdi o üzümü gördü ya, üzüm yiyor. Muhtemelen ondan dolayı doyar da. Ha. Sağ ol, iyi değişik olmuş. Pahman iyi gelmiş. Evet, yağlamayı yerken, tabii elle de yeniyor da, böyle çatala sarıp bu şekilde yiyebiliyoruz ama elle yemek tabii daha kolay. Bu şekilde bize afiyet olsun. Şimdi büyük anneannesi kadayıf yapmış. Kadayıf yiyor Asya. Değil mi kızım? Asya da bizim gibi tatlıcı olacak. Önce armut. Yemiyordu tatlıyı. Aynen. Armut tatsız gelmiştir Asya şimdi. Ha, armut istemedi de. Sen de bizim gibi tatlıcı mısın? Ha? Bebekken ne kadar çok yapardım. İlmiye armut karıştırdım. Evet. İlk gıdaya başladığımızda. Evet, sen bebekken. Aynen. Bebekken sana yapıyorduk biz. Evet Asya. Ha, eteğini çıkardık bacakları üşümesin diye. Değil mi? Evet. Ay, üşümesin diye. Dede. Evet. Tamam. Ay, evet. O hedef tahtası Asya. Birazdan hedef onu oklarını getirelim. Hedef tahtasını ateş edelim, tamam mı? Hı? Abinin o Doruk abinin. Bakayım, Doruk abi gelince gelecek. Şimdi Doruk abi gelecek. O kadar gelecek. 5'te mi geliyormuş? 5'te. Bebe. 5'te geliyor evet. Gel. Kadayıf al gel. Asya 5'ten sonra ha birazdan söylesin. 5'ten sonra ne geliyor diyorum? 6 diyor. 5'ten sonra 6 mı geliyor? Sen kaç yaşındasın? 1. Evet. Kızıma ikinci doğum günü yapacağız. Değil mi kızım? Asya'nın ilk doğum gününü bizim sitenin bahçesinde yapmıştık. Hani şu çok tacı var ya, van yazılı. Evet. Onu 2 diye değiştirelim bence. Ha, keçeden ben taç yapmıştım Asya'ya. Sen beraber yapmıştık ama. Ya doğru. Ben kafam çok çalışmamıştı da sen sağ olsun vallahi Lütfiye çok yardımcı oldu keçeden. Bir yaş tacı yapmıştık kızıma. Tütü etek almıştı annesi, onu giydi. Fotoğraflarını çektik kızımın. Onun aynısının 2 yazısını yaparız.
şey duruyor zaten malzemeler. Evet, bütün malzemeler duruyor ya. Keçe almıştık. Bitti evet. Evet bitti. Kadar. Onlar duruyorlardı. Onlar yaparız yine. Evet, Asya'nın kardeşi bakalım kız mı olacak, erkek mi olacak? Kız mı olacak, kardeşin erkek mi? Erkek, erkek dedi. Erkek dedi. Asya erkek olursa ismi ne olacak? Ada. Ada. Ata. Ata. Zaten Lütfiyeler de öyle düşünmüşlerdi. Kız olursa ada, erkek olursa ata diye. Takipçilerimizden birisi de aynı şeyleri söylemiş. Asya'ya çok uygun diye. Dedim nasıl da değil mi? Nasıl tahmin etmişler. Evet. Lütfiyeler de öyle düşünüyorlar. Bakalım sağlıkla da olsun. Zaten amin inşallah. Kız erkek bizim için hiç fark etmiyor da. Ben mesela Demir ilk doğduğunda hani Seher Demir'i çok sevmiştim gerçekten de. Hani ilk göz ağrımız. Doruk olacağı zaman diyordum hani bir daha Demir'den sonra sevebilir miyim acaba diye. Hani benim de kendi çocuğum bir tane olduğu için ikinci çocuk sevilir mi, sevilmez mi? Ya çok seviliyor. Doruk'u da çok sevdik gerçekten de. Çok seviyoruz hala. Onun için şimdi kız da olsa, erkek de olsa hepsi bizim için çok değerli. Bunlar hayatın anlamı, hayatın anlamı. Ama döktün sen. Evet. Sen kendine niye bir yalnız çıkardın anneciğim ağzını? Asya'cığım istiyor musun bundan? İstiyor musun? Ha bundan istiyormuş. O tuzlu geldi ya, tuzlu istemedi. Ha o yüzden. Evet, al kızım. Evet onu ama ağzından çıkarmasan daha güzel olacaktı. Ha çöp mü? Anneye ver onu. Ver bana. Annenin eli boş. Anneye ver. Bak. Benim elim dolu ya. Anne onu çöpe atsın tamam mı? Çöp tenekesine atsın annesi. Şurayı da silerim Asya. Tamam mı? Basma silerim. Asya'cığım. Aç ağzını. Ben bunu da götüreyim. Tamam yemiyor annesi onu. Büyük anneanne çok güzel mamalar yapmış kızıma. Sen de baksana tadına çok güzel olmuş gerçekten. Hani yiyeceğim. Tereyağlı. Ben kendime koymuştum Asya yemezse diye. Ama Asya... Dur bebeğim benim. Yedi ben benim tatlıma. Onu normalde Hüseyin abi sarma gibi yapacakmış. İçini böyle tereyağla falan yapmış. Sonra buna çevirmişler. Evet. Kadayıf dolma. Ha yapmış. Kadayıf dolma. Ha kadayıf dolması yapmış. Ama diyor çok sert oldu diyor. Kadayıf dolmayı ben denemedim hiç. Çok güzel olur. Erzurum tarafına yaparlar orada da. Ya hazırını yedim de kendim yapmadım ben de. Biraz riskli o. Evet. Hani sert olabilir. Yaparsın aslında. İçli köfteyi bile senelerce dedin ki çok zor, çok zor bir şey. Ben yapamam evet, dedin. Bir denedin. Aynen. Çok güzel yapıyorsun. Hani denemeden yani yapamam demek olmuyor. Şimdi içli köfteyi şey yapıyorlar. O çok basit. Tepsinin altına hamurunu incecik döşüyorlar. Araya kalın bir şekilde kıyma, üstüne kıyma. İncecik. Aynen basit. Çok güzel oluyormuş o, biliyor musun? Ya tad olarak aynıdır eminim. Asya burada çok mutlu oldu. Asya gezmeyi çok seviyor. İnanılmaz seviyor. Evden dışarı çıkınca çok mutlu oluyor. Evet. Çayımızı da demledik. Şimdi çay içeriz. Nereye geleyim anneciğim? Nereye geleyim? Ayağa mı kalkayım? Ama Asya'cığım ona basarsan öyle o şekilde kırılır o. Ona basma. Üstüne basma anneciğim. Etrafından dolaş. Etrafından dolaş onun. Tamam bardakları hazırlayalım da çayımızı içelim. Ha, onlar abinin. Evet. Ne yaptınız? Şimdi abisi gelince versin. Kalem defter istiyor oradan da. Ha. Biz onları bilemeyiz. Abi gelsin de versin. Biz lazım olan belki bir şeyini abinin. Evet abi. Şimdi arabayla gelecek abi. Asya yazacağız. Evet, Asya yazacak. Asya mı yazacak? Kalem istiyor. Sumra bize mi serseydin mi şuraya? Yok, o dökülmedi. Biraz önce şey çıkardı. Kraker var ya. Krakerim. Onu çıkardı da ağzına. Niye çıkardı? Ben ona lazım olur mu? Çay demedim mi? Çok önemli. Sersen kalır mı? Ne yapacaksın? Şimdi bak,
dedim. Önce tatlımı yiyeyim de. Bak kızım terliğin üstüne basıyor. Oradan ayak kayacak lütfen. Asya'cığım terliğin üstüne basma anne. Tatlı güzel olmuş, ben bir tane daha yiyeceğim. Valla ben de ikinciyi koydum işte, bayıldım tatlıya. Çünkü böyle bol tereyağlı olmuş. İlkine muhtemelen çok tereyağı koymuş. Evet, bizim daha altta geleceğim ben de. Hadi al da gel. Aç bakalım. Biraz soğuk geldi değil mi? Tamam. Evet, annemlerle biraz vakit geçirdik. Şimdi Lütfiye'lere geldik. Aa, tamam, tamam, tamam. Ha, soğukmuş, soğukmuş. Çilek yiyecekmiş. Evet. Tamam, birazcık ısınsın bu. Birazcık beklesin, tamam mı? Isınsın. Dolaptan çıkardık çünkü bunları. Sıcak suda bekletelim onları. Tamam. Evet. Tamam, birazcık küçük ısır. Küçük ısır. Tamam, tamam. Bunlar biraz ısınsın. Asya'nın küçük de bebeği var burada. Evet. Değil mi kızım benim? Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.